İYİ Parti Fethiye İlçe Yönetimi, Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde gerçekleşen orman yangınlarının söndürülmesinde en büyük etkenin çiftçiler olduğunu belirtti. Bu zorlu şartlarda, her türlü şartlarda hepimiz beraber olarak elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Başkanım ve ekibi de devamlı sahada. Onun için onları tebrik ediyorum. Sizin de bildiği gibi Muğla'mız Allah bir daha göstermesin böyle bir afeti. Çok büyük bir afet yaşadık. İnşallah bir daha olmaz. Bu afetlerde gördük ki bizim koordine olamayışımızı gördük. Hazır olmadığımızı gördük. İnşallah bunlardan ders çıkarız. Önündeki şeylerde, bir dahaki afetlerde daha düzenli şekilde ilk müdahaleleri yaparız. Tabii bunun yanında bizim Fethiyelilere, çiftçilerimizi de kutlamak istiyorum ben. Gençlerimizi kutlamak istiyorum. Çünkü Ovacık'taki yangında ilk müdahaleyi ve ilk şeyi yapmasa, nöbet tutmasalardı bu kadar kısa sürede söndüremezdik. Seydikemer'de, Arifler'de, Minare'de, Kabahiç'taki yangınları söndürmezdik. Yani onların hakkını, çiftçilerimizin ve gençlerimizin hakkını yememek lazım. İYİ Parti Fethiye İlçe Başkanı Ali Fatih Çobansa, yangınların söndürülmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Çiftçilerin sorunlarının konuşulduğu ziyarette çiftçiye destek verilmesinin gerektiği vurgulandı. Bugün Fethiye Ziraat Odası Başkanımız Sayın Kenan Karayiğit'e bir takım STK ziyaretleri dolayısıyla ziyaret ettik. Sayın Başkan'a nazik misafirperliğinden ötürü şahsım ve yönetim partim adına teşekkür ediyorum. Evet, malumunuz üzere geçen haftalarda Türkiye'nin 82 yerinde çıkan yangınlarda Muğla'da da ilk başta Fethiye'de, memleketimiz Fethiye'de, Ovacık bölgesinde çıktı. Daha sonraki aşamada Seydikemer, gönül olarak biz Seydikemer'le hala bir olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Belki kağıt üzerinde ayrıymışız gibi ama Seydikemer'imizde, Arifler Mahallesi'nde, Kabağaç'ta, Minare Köyü'nde, daha sonra Çökek'te, Bayır'da çıkan yangında, yangının söndürülmesinde en önemli faktörlerden birisi bizim bölgemizin çiftçileriydi. Bugün Sayın Başkanımın nezdinde Fethiye'de yaşayan tüm çiftçilerimizi 16 litrelik su tulumbasıyla, 20 litrelik, 100 litrelik ilaçlama pompasıyla, 2 tonluk tankeriyle gelen tüm çiftçilerimize tekrardan şükranlarımızı sunuyoruz İYİ Parti Fethiye İlçe Başkanlığı olarak. Evet, yangın geçti, yangından sonraki alınması gereken önlemler üzerine ve daha sonraki aşamada yangından kayıplar yaşayan vatandaşlarımızın, bu vatandaşlarımızın ziraat odasına kayıpları olan Sayın Başkanımın biraz önce ifade ettiği gibi zeytin üreticisi, arıcılıkla uğraşan, sera örtü tarımıyla uğraşan vatandaşlarımıza bugün devletimizin sahip çıkması gerekiyor. Devletimizin yetemediği yerlerde şehirleri yöneten, yerel anlamda iktidar olan belediyelerin sahip çıkması gerekiyor. Türk çiftçisi zaten zor bir durumdaydı. Tabii talihsiz bir şekilde yangınla çıkınca işleri daha da terse gidiyor. İnsanların hayalleri, umutları 19-20 yıldır tarıma, toprağa bel bağlayan insanlarımız her geçen gün kötüye gidiyor. Bugün biz Sayın Başkan'la ürün pahalılığından, maliyetlerin çok fazla arttığından ve çiftçinin zarar ettiğinden bahsediyoruz. Bugün bizleri yöneten insanlara sesleniyoruz, Fethiye'den sesleniyoruz. Bugün zirai ilaç, bitki besleme, fide, naylon konusunda fiyatları tekrardan gözden geçirmeleri gerekiyor. Eğer çiftçiyi biz serada, tarlada tutamadığımız takdirde Türkiye'de üretimin önünden engel olunursa Türk ekonomisi çok daha feci bir yerlere gidebilir, gitmek üzere gidiyor da diyebiliriz.
İnşallah tez yakın zamanda ilçe tarım ziraat odaları bu şehri yöneten insanların çiftçiye birazcık daha destek vermelerini buradan istiyoruz.